Gaziantep'te 4 gün sürecek olan Gaziantep Gastronomi Festivali öncesinde hazırlıklarına devam eden şeflere heyecan sardı. Ünlü sanatçıların yer alacağı festivale dünyanın farklı bölgelerinde gurme ve şefler de katılacak. Vallahi Gaziantep'te böyle bir festival olur da kim merak etmez? Ya benim en sevdiğim mutfaklardan bir tanesi de Gaziantep Tabii. mutfağı. Şimdi nasıl bir festival, kim bilir nasıl renkli geçecek? Bol Evet. acılı, kebaplı, tatlılı, baklavalı. Ya ben size bir şey söyleyeyim. Bak İhlas Haber Ajansı da bunu haber yapmış. Evet. Yani ben televizyonların tabii şeylerine diyorum ki yöneticilerine. Evet. Ya bunlar çok önemli görüntüler. Evet. Ciddi söylüyorum. Millet bıktı politikadan ya. Ama zaten bizim programımızın domatese, adı da değil mi öyle? Burada ya, her şey var. O evet, da var, o da var. Yani domatese hemen bu kadar zam geldi, ama patates bu kadar. Ama onu da konuşmak lazım. Tabii canım, hayatın gerçekleri ama, de var. Ama ciddi söylüyorum, ama her gün bıktırıyor evet. ya. Hep bıktırıyor. Birazcık daha böyle özellikle programın ikinci bölümü böyle eğlenceli, güzel ya, Anadolu Magazini derler bunu. Şimdi biz zaten marketle, çarşıyla, pazarla iç içe evet. her gün yaşıyoruz. Haberi yapılsın mı? Tabii ki Sağır Sultan'a bunlar duyurulsun. Ama bunlar çok hoş şeyler. Çok. Hem habere nefes aldırır. Ciddi söylüyorum. Doğru. Hem habere çeşitlilik katar. Şimdi mesela bu görüntüleri izlerken hem şöyle bir yutkunmadınız mı? Hem yutkundum hem de bir sürü insan yutkunur. Türkiye'de bu haberi gören genç kızlarımız, Antep ustalarımız. Deyince hani orada gönül istiyor ki bir çiğ köfte, içli köfte görelim. Ne mantı mı? Neydi o? Yani mantı yapıyor şu anda ama. Ama mantı Antep'e özel bir değil ki. Olmaz mı efendim? Evet, Kayseri diyeceksiniz. Kayseri var. Hatta şeyi de çok güzel yapar mantıyı. Kahramanmaraş'ta yapar. Birçok yerde yapılır. Erzincan mantısı da var efendim. Erzincan mesela. Mantısı. Evet, hiç yani yaparlar. Evet. Ama memleketi bu değişik yani. Memleketi değişik, Kayseri'dir farklı yani. De yapıyor galiba. Çıkış noktası orası. Bakın yine hamur işi geliyor burada. Mantı yok, başka bir şey var. Belki onlar çeşit. Bakın şimdi burada ne var? Et var. Hı hı. Biz et olmazsa orada mantıyı olmaz gördük. Zaten. Olmaz tabii. Etsiz efendim şey mutfağı olur mu Gaziantep olmaz. Mutfağı? Bakın tatlı. Ha, şeymiş o. Baklava tatlıymış. Tabii. Baklava deyince zaten benim aklıma Gaziantep geliyor. Kesinlikle. Ben iddialıyım. Kesinlikle. Baklava ısmarlamak istiyorsanız telefon Antep. Açın. Antep'ten getirdim. Evet, otobüsün bagajında geliyor. Yani ertesi oturup bir kilo yiyeceğinize iki diş yiyin, lezzetleyin değil mi? Ben hep ondan yanayım. Yani bunları böyle bültenlerde, valla gazete sayfalarında da ben görmek istiyorum. Yıllardır bu mesleği yapan bir insan olarak söylüyorum. Bıktık bıktık. Ciddi söylüyorum. Menfi şeyler gayet tabii haber vereceksiniz hı hı. yani ama bazen de bunlarla nefes aldıracaksınız yayınlarınıza. Çok güzel bu ya. Yani bu bir televizyonda 3 dakika ya da 5 dakika efendim yer alsa ne güzel olur, insan şöyle bakarlar.